Bir gün kıskanç İslam bilginleri inkar ve inatları sebebiyle Mevlana'dan şarap helal midir yoksa haram mı diye sorarlar. Onların maksadı aslında öğrenmek değil de şemsin şerefine dokunmaktır. Mevlana kinaye yoluyla içse ne çıkar? Çünkü bir tulum şarabı denize dökseler deniz değişmez ve denizi bulandırmaz. Bu denizin suyuyla abdest almak ve onu içmek caizdir. Fakat küçücük bir havuzu şüphesiz bir damla şarap bile pisletir. Böylece tuzlu denize düşen her şey tuz hükmünde girer der. Benzer şekilde Kur'an'da da sana içki ve kumardan soruyorlar. De ki onlar da büyük günah vardır. İnsanlar için menfaat de vardır ama günahları faydasından büyüktür yazar Bakara'da. Şimdi sorumuz şu. Bilgelerin gördüğü ama dincilere örtülü olan bu alkol tüketimi hakkındaki asıl gerçek ne? Yani bu iki kesim arasında bu tür bir ihtilaf söz konusu nasıl olabiliyor? Biri içkiye içki gözüyle bakıyor. Şimdi şarap maneviyatta Kabala ilminde de var. Ve şarap hokma, erdemlik, hikmet niteliğinden. Yani kişinin alma arzusunu böyle hazla doldurduğu zamanki koşul. Neden zararlı? İki sistem var maneviyatta. Buna sağ çizgi ve sol çizgi diyoruz. Yaradan'ın da tüm realiteyi yönetmesi iki koşulla. Haz ve ızdırap. Kişinin de sağ çizgiyi ve sol çizgiyi birbirine dengelemesi gerekiyor. Bu yüzden yemek yemek merhamet niteliği olarak bilinir. Yani ihsan etmek. Şarap ise sol çizgiyi yani almayı ima eder. Şimdi şarap yasak değil. Sadece merhametle kıyafetlendiği zaman içmek mümkün. Yani ihsan etme niteliğim her zaman kendi arzumu tatmin etmekten daha fazla olması lazım. Genelde eğer içki kullanıyorsa birisi yediği yemek daha fazla, içtiği daha az olur. İçkiyi yemeğinden daha fazla kullanırsa o zaman kendi kablarını hazla doldurmaya doğru gidiyor ve bu kötü olan. Yani alma arzusunu kendi menfaati için, kendi hazları için kullanıyor. Kötü olan o. Onun dışında alkolü alkol olarak tüketmek yasaktır, şuydu buydu. O dinlerde olabilecek bir şey. Ama maneviyatta öyle bir şey yok. Maneviyatta kişinin önemli olan prensibi burada şu. İhsan etme niteliği her zaman kişinin kendisi için alma niteliğinin üzerinde olması lazım ki hiçbir zaman haz, alma arzusunda hissettiği haz aklını başından almasın. Şarap örneğini vermelerinin genel sebebi budur. Yani hiçbir zaman kişinin kendi alma arzusunu tatmin etmekten aldığı haz, Yaradan'a ihsan etmekten daha önemli olmamalı.